Meral, peyzaj mimarıyım. Bu videomda alokesya yani fil kulakları hakkında size bilgi vereceğim. İşte ışık ihtiyaçları, sıcaklık, su nasıl çoğaltılır ve benzeri gibi. Şuraya zaman damgalarını koyacağım. Böylece neye ihtiyacınız varsa oraya gidip öğrenebilirsiniz. Hani sadece su ihtiyacını öğrenmek istiyorsanız o dakikaya giderek şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda zaten bu aşağıda zaman kısımlarında da olması lazım. Ayırıyorum ben oraları da hangi kısımda ne olduğunu. O şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir genel bilgi vermek gerekirse alokesyalar, bunların orijinleri, kökenleri Güney Asya aslında. Oradaki yağmur ormanları. 100'e yakın türü olduğu biliniyor. Bende kaç tane var şu an? 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane türü var. Türü var bende şu an farklı. Almak istediğim birkaç tane tür daha var. Çok güzel bitkiler gerçekten. Fil kulakları çok diğer bitkilere nazaran bitkilerle çok alakası olmayan insanların ya da yeni başlamış olan insanların çabuk ayırt edebileceği bir yaprak yapısına sahip. Şöyle mesela şu şekilde ya da şu şekilde veya şu şekilde böyle oku andıran ya da böyle daha geniş olarak hani fil kulağını andıran gerçekten yaprak yapıları var. Çok fazla ve çok güzel türleri var gerçekten. Estetik olarak çok muhteşem bitkiler, çok gösterişli bitkiler. Bendekilerden bahsetmek gerekirse buradaki Alocasia saravacensis, Alocasia Yucatan Princess olarak geçiyor. Şöyle bir yaprak yapısı var. Ve pembe gövdesi var şu şekilde, çok tatlı. Bu Alocasia poli. Bunu daha sık görmüş olabilirsiniz etrafta. Yaprakları şu şekilde. Benim en sevdiklerimden biri olan Alocasia zebrina. Onun yaprakları bu şekilde ve gövdesi ismini aldığı gibi, zebra gibi desenli. Oradan umarım görünüyordur iyi bir şekilde. şurada önceden hala var. Alocasia pink dragon türüm vardı. Fakat hatta önceki videolarda şu arkada görmüş olabilirsiniz. 2-3 yapraklı falandı. Yaprakları döküldü. Ama şöyle bir durum var. Asla ve asla bu alokesyalarınızın yaprakları döküldü diye öldü sanıp atmayın. Mutlaka tutun. Çünkü bunlar rizomlu. Yumruları var. Yani diğer bitkiler gibi sadece köklerden değil, böyle yumrulardan çıkıyorlar rizomlardan. Zaman içinde böyle tabii çok daha azaltarak böyle arada bir sulayın. Yani nadiren gibi bile olabilir ama sulayın mutlaka. Çünkü orada yeni bir hayat çıkıyor. Şurada ne kadar görünecek bilmiyorum ama geleyim bir saniye. Şurada netlemiyor. Şurada yeni bir şey çıkıyor. Filizleniyor. Fotoğrafta koyarım daha iyi görünmesi açısından. Tekrar çıkacak ondan. Çok heyecanlandım. 2 aydır falan yapraksızdan ben asla ümidi kesmedim. O yüzden sakın alokesyalarınızın yaprakları tamamen gitti, öldü diye toprağa da çöpe atmayın. Rizomlardan tekrar hayata dönüyorlar. Tabi biraz zaman alabiliyor. Şimdi bunu kaldırabilir miyim? Biraz büyük kaldırabilirim. Bu Alocasia macroriza. Bu gerçekten devasa boyutta boyutlara ulaşan bir tür. Şurada yeni bir yaprak veriyor gördüğünüz gibi. Şurası umarım görünüyordur şöyle. Yeni bir yaprak geliyor. Geri. Buradaki arkadaşım. Dur, sakin. Alocasia sarıyan. Bu da çok güzel bir bitki ve buna şöyle daha detaylı nasıl gösteririm. Hepsi birbirinin içinde. Durun. Herkes sakin olsun. Herkesin kamera zamanı olacak. Herkes ekranda görünebilecek. Yarışmaya gerek yok. Şöyle. Biraz kalkayım, uzaktan göstereyim. Hop. Şöyle yaprağı var. Bayağı büyük yani. Nasıl? Elimle kıyaslarsanız. Şimdi. Tamam mı? Aldın mı ekran zamanını? Hadi bakalım.
Bunlar bendeki türler. Başka çok 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 çeşit türleri var. Black Velvet var, işte String Grey var. Şimdi en baştan başlamak gerekirse sıcaklık. Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere bunların tropikal bir tür olduğunu söyledim. Yağmur ormanlarında oldukları için soğuğa karşı dayanıklı değiller. Ve kışın kış uykusuna giriyorlar. O yüzden kışın böyle yaprakları dökülebilir, sararabilir. Bu yüzden endişelenmeyin. Su sıklığını azaltın kışın. Bunu suda geçsem daha iyi olur. Çok fazla dağıtıyorum yoksa. Normal hani oda sıcaklığında yetişebilirler. 16 ile 27 derece arası falan idealdir bunlar için. Tabi daha sıcak da olabilir ama nemden de çok fazla hoşlanıyorlar. Nem seviyesinde yüksek olması lazım. Uygun sıcaklıklar sağlandığında büyümeye devam ediyorlar. Soğuk hava akımlarından uzak tutun. Yani ne bileyim pencere kenarlarına ya da işte kapı kenarlarına falan koymayın. Çok fazla soğuk hava akımına maruz kalmasınlar. Işık. Şimdi bunlar ışığı seviyor. Eğer bir kuzey cepheli bir odaya koyup pencereden uzağa koyarsanız mutsuz oluyorlar. Ben denedim. Burası kuzeye bakıyor. Şuradaydı bir tanesi. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Şu Zebrina önceden oradaydı. Ve gerçekten böyle hani iyice böyle boyunlarını bükmeye başlıyorlar. Ve biraz daha hani böyle ışığa ulaşmaya çalışıyorlar. Büyümeleri yavaşlıyor. Onun için hani kuzey cephesinde olacaksa bile pencere kenarında, pencereye yakın olsun ama direkt güneş ışığına maruz kalmasın. Sulamam. Şimdi sulama bunlar da çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Alokesiyalar eğer ilk defa bitki bakacaksanız hani buna heveslenmişseniz ilk bitki olmaya pek uygun değiller. Çünkü diğer bitkilere kıyasla atıyorum fikuslara, kauçuklara veya sansevieriyalara, paşa kılıçlarına kıyasla çok daha biraz nazlılar diyeyim. Suya tekrar gelecek olursak bayağı ıslak toprağın içinde durmayı sevmiyorlar. Aynı zamanda sulamalar arası tamamen toprağın kurumasından hoşlanmıyorlar. Mesela diğer bitkilerde bunu söylerim. Hani sulamalar arası toprak tamamen kurusun diye. Ama bunlar da mutlaka parmağınızı böyle bir daldırın toprağın içine iki boğum kadar, yani şöyle bir şey yapın. Eğer toprağın %25 yani 1/4 ya da işte yarıya kadar kuruysa sulayabilirsiniz. Diğer türlü sıkıntı olabilir. Çok fazla sulanırsa çünkü kök çürümeye başlıyor. Ne bileyim 5 günde bir, 1 haftada bir gibi bir zaman veremiyorum. Çünkü bu bulunduğunuz yere, bitkiyi koyduğunuz yere, sıcaklığa vesaire her şeye bağlı bir durum. O yüzden en iyi yöntem bu şekilde yarıya kadar kurumasını ya da 1/4 falan kurumasını bekleyip o şekilde sulamak. Ben normalde benim ev sıcaklığımın bu koşullarda haftada bir gibi suluyorum. Tabii kontrol ediyorum mutlaka. Çünkü dönem dönem de değişiyor su ihtiyaçları. Yani daha büyüme döneminde daha fazla suya ihtiyaç duyabiliyorlar. Ya da küçük saksılı bitkiler toprak az olduğu için suyu daha az tutuyor. Daha fazla suya ihtiyaç duyabilirler. Terakota saksılarda su çok fazla durmuyor. Seramik saksılar daha çok su tutuyor. Böyle faktörler var. Ona göre düşünmekte fayda var. Drenaj çok önemli. Yani sulama konusunda gerçekten drenajın iyi olduğuna emin olun. Su çok fazla suda kalmamaları gerekiyor. Çünkü drenajı iyi olmadığı zaman bu sefer dediğim gibi kök çürümelere başlıyor. Bazı enfeksiyonlar, bakteriler oluyor. O nedenle buna dikkat edin. Çok fazla suladığınızı nereden anlarsınız? Böyle bitki üzerinde ıslak gibi görünen kahverengi noktalar, kahverengileşme başlıyor. Az suladığınızda da bir kahverengileşme oluyor veya sarılaşmalar oluyor ama bu böyle ıslak bir nokta gibi durmuyor. Oradan anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kontrol ederek suladığınız zaman hiç böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Ve aynı zamanda sulama konusunda ben nereden göstereceğim? Şöyle şeyler aldım. Normalde şehir dışına gittiğim zaman aklım hep bitkilerimde kalıyor. Gitmek bile istemiyorum yani bir şey olur diye. O nedenle böyle şeylerden almıştım. Saksı suluklarından almıştım. Bazılarında bunları kullanıyorum.
hepsini, çünkü evimde çok bitki var ve hepsini kontrol etmesi çok zorlaşıyor gün içinde. O nedenle bunları koyuyorum, dolduruyorum ve bitki ihtiyacı oldukça alıyor. Saksı suluğu diye aratabilirsiniz. Gübreleme. Alokasyalar gübrelenmekten hoşlanıyor. Bu belki de biraz daha büyük yaprakları olduğundan daha fazla gübreye ihtiyaç duyduklarından dolayı olabilir. İlkbahar ve yaz aylarında ayda bir şey yapabilirsiniz. Gübreleyebilirsiniz. Bir ekstra bir besin verebilirsiniz. Tabii ki eğer bu sıvı gübre ise bunu seyreltmeniz gerekiyor suyun içinde, yoksa kökler yanabilir. Fazla fazla gübre her zaman zarar verir bitkiye. Onu iyi ayarlamak lazım. Zaten bu aldığınız sıvı gübrenin arkasında kullanma talimatları, tavsiyeleri vardır. Ona uygun yaparsanız sıkıntı olmaz. Saksı değişimi. Saksı değişimi şu şekilde. Diğer bitkilere kıyasla bunların sakslarını çok fazla değiştirmenize gerek yok. Ben Alokasia macrorhiza'nın saksı değişimini yaparken video çekmiştim. Şurada kart koyacağım, oraya gidip bakabilirsiniz. Çok sık yapmanıza gerek yok. Diğer bitkiler mesela root bound dediğimiz bir şey var. Bu kökler tamamen böyle çıkmaya ve toprağı dolanmaya başlıyor. Ve bu çoğu bitki için kötü bir şey. Yani bitkinin hem gelişimini durduruyor hem de zarar vermeye başlıyor. O yüzden mesela diğer bitkilerde her zaman bu oluşmaya başlamadan bir tık büyük saksıya geçilmesini öneriyorum ben. Ama alokasyalarda özellikle bir tık root bound olmayı seviyorlar, hoşlanıyorlar, öyle tercih ediyorlar. Çünkü tamamen şey değil, her taraf köklensin gibi değil ama diğer bitkiler kadar seçici değiller bu konuda. Birazcık daha sıkıştığı zaman daha iyi gelişim gösteriyorlar. Yani ne bileyim, 1-2 yılda bir değiştirseniz olabilir. Diğer bitkiler gibi sık değiştirilmeye ihtiyacı yok. Saksı değiştireceğiniz zaman en iyi ne zamandır? İlkbahar ve sonbahar gibi bahar aylarında. Ve aynı zamanda bu kökler çoğaldıkça tabii ki sulama sıklığı artıyor. Çünkü kökler arttıkça toprak azalıyor. Toprağın azalması demek besini, suyu yeterince tutabilecek toprak olmaması demek. Bu yüzden sulama sıklığı da artıyor. Buradan da anlayabilirsiniz ne kadar kök gelişiminin olduğunu. Hani alokasyanız fazla sulamaya başlamışsanız, sık suya ihtiyaç duyuyorsa, anlayın ki kök gelişim bayağı fazlalaşmış. Çok fazla kök var, kök sistemi var. Nem. Nem alokasyalarda çok önemli bir faktör. Yani diğer bitkiler bu kadar, kalatyalar dışında, kalatyalar da çok nem seviyor ama diğer bitkileri hani fısfıslasanız da olur, fısfıslamasanız da olur gibi. Ama bunlar gerçekten hoşlanıyor. Arada fısfıslayabilirsiniz. Bir tane nem makinesi alabilirsiniz, buhar makinesi alabilirsiniz. Benim var burada bir tane. Yeterince nem almadıkları zaman yaprak kenarlarından kahverengileşmeye başlıyor. Böyle çıtır çıtır oluyor. Ona dikkat edin. Oradan anlayabilirsiniz nemin yeterli olup olmadığını. Haşereler. Şimdi alokasyalar şu konuda çok hassas. Diğer bitkilere kıyasla çok daha fazla haşere çekiyorlar. Ve en çok zarar gördükleri ve çektikleri haşere örümcekler. Mutlaka sıklıkla kontrol edin yapraklarını. Yani her sulayışınızda veya gelip geçerken yaprakların önünü, arkasını iyice kontrol edin. Çünkü bu örümcekleri özellikle ilk aşamada yakalamak çok önemli. Bu örümcekler küçücük şeyler. Yani hani dikkatli bakmazsanız belki görmezsiniz bile. Küçük böyle beyaz noktalar, toz gibi. Toz sanabilirsiniz yani. Ama böyle dikkatle bakarsanız hareket ediyor o tozlar. Özellikle alokasyanızı ilk defa aldığınızda mutlaka tüm yapraklara dikkat edin. Çünkü ben şu ana kadar nereden ne alokasyayı aldıysam mutlaka üzerinde bir haşere çıktı. Mutlaka dikkat edin. En başta bulduğunuz zaman örümcekler için aslında genel olarak aynı haşerelere karşı bakın. Bir de unlu bitler var. Böyle beyaz pamuk gibi şeyler oluyor unlu bitler. Afitler var, yaprak bitleri. Hepsinden kurtulma yöntemi benzer ve ben en çok örümcekleri çektikleri için örümcekler hakkında spesifik bir şekilde anlatacağım. Şu an hatta bu arkadaşım örümceklerle biraz savaşıyor. Savaşıyoruz aktif olarak, beraber korumaya çalışıyoruz. Neden genel olarak bu bitkileri tercih ediyorlar? Çünkü gördüğünüz gibi yaprakların şu arası örümcek ağlarını kurmak için çok müsait. Onlar için mükemmel bir ev haline geliyor.
Oralardan da anlayabilirsiniz ama genelde A gördüğünüz zaman bu biraz daha istilanın arttığı anlamına gelir. Ama belki bu bitkilerin yaprak kısmında, hani girintili çıkıntılı kısımlarında da görebilirsiniz. İyice dikkatli bakın. Bunu gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Hemen böyle bir çeşme altına sokun, iyice yıkayın tüm her şeyi böyle uzaklaştırın örümcek bitlerini. Bir sprey solüsyonu hazırlayın. Bu sprey solüsyonunda ne olsun, işte suyun içine birazcık neem yağı, tesbih ağacı yağı, birazcık işte çok az sabun koyabilirsiniz. Sonra bunu iyice çalkalayın ve düzenli aralıklarla yapraklara sıkın. Yani ara ara kontrol edin. Yaklaşık hani bir ay boyunca gözünüz bu bitkide olsun ve mutlaka o bitkiyi diğer bitkilerden ayırın, karantinaya alın. Çünkü diğerlerine bulaşmasın. Çok bitkideki örümceklerle baş etmek çok daha zor. Ara ara yaprakları temizleyin. Fotosentezi daha iyi yapabilmelerini sağlar. Üstünde toz biriktiğinde, bir katman olduğunda fotosentez yapma hızları yavaşladığı için gelişme hızları da azalıyor. Çoğaltması nasıl oluyor? Bu bitkiler, alokesiyalar, fil kulakları diğer bitkiler gibi çoğalmıyor. Bunlardan diğer çoğu bitkide hani nodun altından kesince, suya koyunca veya toprağa koyunca yeni kökler çıkıyor diyordum. Bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar dediğim gibi daha önce rizomlardan meydana geliyor. Bu rizom ne? Yani toprak altında böyle yumrular oluyor. Onların içinden çıkıyorlar. Ve bunları çoğaltma yöntemi de toprak değiştirirken, saksı değiştirirken bu rizomları birbirinden ayırmak ve daha sonra ayrı saksılara dikmek. Bu şekilde yapabilirsiniz. Başka bir yöntemi yok bunun. İleride yaptığımda bununla ilgili de bir video çekerim. Daha böyle görsel olur, daha iyi olur. Sanırım her şeyden bahsettim. Alokesiyaların bakımı bu şekilde. Sorularınız olursa veya sonraki videolar için tavsiyeleriniz, fikirleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Abonem olursanız, yorum yaparsanız ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere.